etmemiz lazım. Yani siyaseti gölgede bırakacak denli yoğun bir gündem trafiği var sporun, futbolun. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi derbiden bu tarafa gelelim. Çünkü bizim son programımızdan sonra bir önemli derbi yaşandı. Derbi hani sağ içinde Galatasaray kazandı. Belli bölümlerde iyi de oynadı. Ama hani derbi kadar tribünde küfürler, içeriye nasıl girdiği belli olmayan bir takım insanlar, bir yandan soyunma odasında Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın küfürleri falan derken böyle enteresan bir noktaya geldi iş. Ne kaldı derbiden aklınızda geriye? Şimdi tabii derbiden aklında kalan en önemli şey o tribünler. Olayı bir futbol olayı olarak düşünmüyorum. Cumartesi ve pazar günleri Türkiye'de, Türkiye çapında bütün insanların sokağa çıkmaları yasak. Evet. Yani belli mesleklere sahip olanların izni var. Onun dışındakilerin de özel izin almaları lazım. Tabii. Fenerbahçe maçında tribünlere seyirci alınması da yasak. Yasak ki sadece localara izin verdi federasyon. Saat yasak. Sokağa çıkmak yasak. Sokakta yürümek yasak. Tribüne gitmek yasakken bu adamların o tribüne oturması ve o tribünde bakan otururken, Futbol Federasyonu Başkanı otururken, yani devletin sporunu temsil eden ve futbolu temsil eden bir numaralı adamlar, spor bakanı ve federasyon başkanı otururken, bir takım insanlar nasıl uydurulmuşsa kılıfına, o kılıfa uyduranlardan da hesap sorulması lazım. Bunca vatandaşım evde otururken benim 500 metre ileride oturan komşum bana televizyona maç seyretmeye gelemezken Fenerbahçe stadına devletin yasağını koyarak, ihlal ederek insanların gelmesine kim neye dayanarak izin verdi? Bunun cevabının verilmesi lazım bir. İki, o isimler o neye izin almışlarsa artık orada isim vererek, Fatih Terim ve Arda başta isim vererek anneler, kız kardeşler ve eşler dahil olmak üzere sinkaflı küfürlere muhatap olurken o devleti temsil edenler niçin ayağa kalkıp bu tribün boşaltılacak demediler? Yasak ihlal ederek gelmişler. Orada ayrıca en büyük ayıbı yapıyorlar ve devlet seyirci. Ben bunu affedemiyorum ve unutamıyorum. Maç gerçekten önemli değil. Ama maçı sorarsan maçtan başka her şey. Kötü maç. Ben bu kadar kötü bir Fener Galatasaray derbisi daha izlediğimi hatırlamıyorum. Son yıllarda hep kötü oluyor ya Hıncal abi. Bu sene de benzerdi. Yani gene de yani derbi deyince bu bizim lafımız değil. Dünyanın kabul ettiği bir şey. Dünyanın en büyük derbilerinden biri. İspanya'da El Clasico neyse, San Siro'da Milan, Inter neyse, Roma'da Loza, Lazio neyse, daha bir sürü örneği var. Bu da öyle bir derbi. Tabii. Dedi ki derbinin havası içinde, hele iki takım da şampiyonluğa oynuyorsa, ligin tepesindeyse, bu derbiyi yöneten, iki takımı yöneten hocalar biraz daha yürekli, biraz daha cesur olurlar diye düşündüm ben. Hani geçen haftalarda konuşurken wishful thinking. Yani temennimizi düşünceye döküp ifade ediyoruz. Bir kere daha yer aldık.
Fatih Terim gibi bir hoca, Erol Bulut gibi bir hoca sahaya önce 20.000 kişi çıkmışlar. Bu ne demek? Ben oynamayayım ama onu da oynatmayayım. Oynatmayayım diye düşünen hocaların derbisinde işte böyle sahaya çıkan takımlar yanlış, yapılan değişiklikler yanlış. Yani nereden bu? Erol Bulut gibi bir hoca 1-0 mağlup durumda kendi sahasında oynuyor. Zannediyor ki santrfor soktukça takımı gol şansı artar. Ya o santrfora topu kimi getirecek? 5 tane değil 7 tane santrforun olsa oynar. Fenerbahçe'nin santrfor diye aldığı bütün o takımlar oyuncuların içinde bir tane şey yok. Geçen sene gönderdiği Muriç. Muriç yok. Adı santrfor bir sürü palavra adam onları sokuşa sokuyor oyuna durmadan. O oyunu değiştirebilecek bakıyorum yedek listesine bir tek adam var. Nazım Sangare. Türkiye'deki en iyi hücum beklerinden biri. Hele Caner'i çıkardıktan sonra olmadı Caner. Yani Caner gibi oynamadı. Öyle olmadı diyor. Sen Nazım Sangare'yi almaz da orada alakasız kafalarına tap derse gol olacak diye bir takım adamları oynatırsa. Mesela Fatih Terim'in zaten vazgeçmediği belhandası var. Yani, o maç hakikaten bu bizim 45 dakikalık sıkışık gündemimizde konuşulmaya değmeyecek kadar kötü bir maç. Evet. Evet. Peki Arda'ya 2 maç ceza geldi. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim şöyle. Şimdi herkesin gözünün önünde tribünde bir takım adamlar her türlü rezilliği yapıyorlar. Şu ana kadar ne yapıldığı belli değil. Bugün bizim gazetede okudum. Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı, karşı tarafın Cumhuriyet Savcılığı resen demek hukuk dilinde şikayete bağlı olmaksızın müdde-i umumi yani savcı yani kamunun avukatı tarafından resen el konulmuş. Evet. Şimdi orada iki şey var. Bir Fatih Terim ve bazı Galatasaraylıların şahsen hakarete uğrayan, ismen hakaret uğrayan Galatasaraylıların şikayeti var. Öyle değil. Resen el koymak. Resen el koyması hakaret şikayete bağlıdır. Resen el koymak ne demek? Şu demek. 6222 sayılı sporda şiddeti önleme yasası savcılara şikayete bağlı olmaksızın resen tabii el koyma yetkisini veriyor. Yani savcı, Kadıköy savcısı bu davayı 6222'ye göre açmış. Evet. 6222'ye göre açtığı zaman iş Futbol Federasyonu'nun ve onun tahkim kurullarının danışıklı dövüşlü kararlarının dışına çıkıyor. Bambaşka bir hal alıyor. 6222'den en küçük cezayı alsam bile mahkemelerde biliyorsun kamu davalarında ve savcının resen açtığı davalarda iki türlü ceza vardır. Bir, 5 sene hapsine, 2 sene süreyle kamu hizmetlerinden yasaklanmasına. Evet. 6222 böyle. Bir diyelim stadyuma girmesine 3 hafta yasak kondu. Diyelim bir. Atıyorum kafam. Evet evet tabii. Ama yanında bir ikinci maddesi var. 1 sene müddetle aldığı ceza ne olursa olsun, ister en küçük ister en büyük. 1 sene müddetle
o takımının içeride ve dışarıda, isterse Avustralya'da, isterse Los Angeles'ta oynadığı her maç esnasında en yakın karakola gidecek, maç başlarken imza verecek. Bir, ikinci yarı başlarken imza verecek. İki, tabii bir öyle. Sene süreyle. Bu nasıl bir ceza biliyor musun? Orada o küfürü katıldıkları tespit edenler ve o küfür edenlerin o stadyuma girmesine yardım edenler. Hepsi 6222 suçlusu. Yani bir sene müddetle böyle bir kocaman yelpazenin içinde cezalanacak herkes Fenerbahçe maçında iki kere karakola gidecek. Bu işte ceza hukukunda cezaların bir numaralı sebebi ödetmek değildir. Bir numaralı sebebi önlemektir. Kanunun amacına uygun şekilde. Tabii cezadan korkan suç işlemez. Bugüne kadar 6222 doğru dürüst işlemedi. Ama şimdi bu konuda 6222 davası açıldığı anlaşılıyor. Resmen açıldığı için. Bunun sonucu insanları korkutmaya yetecek. Peki,